Bir arkadaşım başka birini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalancı dediği için öldürdü. Bu cinayeti günah mıydı yoksa sevap mı? Arkadaşı eğer böyle bir şey yapmışsa cinayet işlenmiştir. Ebediyen cehennemi hak etmiş demektir. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Resulünü de kabul etmese, Allah'ı da kabul etmese hiç kimsenin kimseyi öldürmek gibi bir hakkı yoktur. Savaş dışında. Eğer savaş olursa, böyle bir durumda karşı karşıya gelirlerse, evet o zaman ölür veya öldürür. Ama savaşın dışında herhangi bir sebeple hiç kimse kimseyi öldürme hakkına sahip değildir. Dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hatta Allah sizin onlara iyilik yapmanızı da men etmez dedi. Bu durumda yapılması gereken şey peygamberi ona tanıtmaktı, ona sevdirmekti, ona anlatmaktı, öldürmek değil. Öldürünce ne olur? Cinayet olmuş olur. Herkes eğer kendi kafasına göre böyle hareket ederse ne olur? Kan gölüne döner ortalık. Herkesin birbirini öldürmesi gerekir. Böyle bir şey olmaz. Allah böyle bir şeyi men etmiştir. Hatta düşmanlık yapmayı men etmiştir. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur dedi Allah. Zalimler kimlerdir? Eğer sizi dininizden dolayı, imanınızdan dolayı öldürmek istiyorlarsa, memleketinizden çıkarmak istiyorlarsa ya da bunu yapanlara yardım ediyorlarsa işte zalimler onlardır dedi. Böyle bir durum yokken, savaş durumu yokken birini böyle öldürmek cinayet olur. Bunu düşünmek bile yanlıştı, İslam'ı bilmemekti. Allah'ın emrini, vahyini bilmemekti.